Merhaba arkadaşlar. Bir Perşembe akşamı daha dersimizi yapmaya hazırız. Dün akşamki genel tekrar dersimizde biraz bağlantı sorunlarımız oldu. Biraz değil, epey oldu. 10 dakikayı sürdürdü. O yüzden biraz böyle beklemek istiyorum. Şu anda iyi gibi görünüyor. Yani seste de gerçi biraz sorun varmış. Onları düzelttim ama sonra YouTube'un bir nimeti, bir şeyi var artık, kolaylığı var. Kayıtları falan böyle düzeltebiliyorsun üzerinden. Bu düzeldi. Şeyi bekliyorum bu arada. Hemen gelsin diye bekliyorum. Yayına geçişle ilgili bir sıkıntı görmüyorum. Tamam. Burası da tamam. Şöyle hemen ekranımı açayım. Bugün Osmanlı Devleti'nin artık son konusu olan 20. yüzyıl Osmanlı tarihinden bahsedeceğim. 20. yüzyıl Osmanlı tarihi içerisinde elbette İşte 20. yüzyıldaki bir takım gelişmeler ve Dünya Savaşı da var. Ben bugün Dünya Savaşı kısmına girmeyeceğim. Çok uzatmamaya gayret ediyorum tabii bu dersleri, haftalık dersleri. Bir saati bulmaması benim için iyi oluyor. Genel tekrarları biraz uzatacağım. İlk dersimizi yaptık genel tekrarlardan. Bunu biraz uzatabilirim. Yani onu da çok uzatmayayım düşünüyorum. Ama uzamasında bir sıkıntı görmedim artık yani ilk dersin ardından. Pazartesi günü ikinci dersimizde biraz daha uzun tutabilirim. Şöyle kontrol edeyim. Evet, şimdi ne anlatacağız? 20. yüzyıl Osmanlı tarihinde bir fikir akımlarından çok kısaca değinmeyi düşünüyorum ama yani başlık olarak açmayacağım, sadece gerekli yerlerde sadece. Aa, burada bu fikir akımı vardı ve bitti şeklinde. Nedir? İkinci Meşrutiyet'in ilanı, 31 Mart vakası ve Babali baskınıyla iç politikadaki gelişmelerden bahsedeceğiz. Sonra bir de Trablusgarp ve Balkan Savaşları konusu olacak bugün. İşleyeceğimiz konular. Dünya Savaşı nedenleri falan bugün girmeyeceğim dediğim gibi. Şöyle bir daha kontrol edeyim. Evet, bir sıkıntı. Yani çok büyük sıkıntı görünmüyor. 9300'lerde, 8900'lerde gayet iyi. Vakit olarak da geldiğine göre ben bahsettiğim konuya başlayayım. Öncelikle 2. Meşrutiyet'in ilanı meselesine gelmeden hemen 1. Meşrutiyet nasıl olmuştu onu hatırlayalım. Birinci meşrutiyet dediğimiz hadise, birinci meşrutiyet dediğimiz konu, arkadaşlar tahtaya geçmemişiz. Birinci meşrutiyet dediğimiz konu 1876'da Jön Türklerin, özellikle Mithat Paşa, Jön Türklerin baskısı, etkisi, girişimi, zorlaması sebebiyle kim tarafından? İkinci Abdülhamit tarafından kabul edilmişti ve anayasal sisteme geçildi. 1878'e kadar, 2 yıl bile tamamlayamadı aslında, 22 ay kadar sürdü ve anayasanın Abdülhamit'e, sultana tanımış olduğu meclisi tatil etme hakkına dayanarak 93 harbinde alınan yenilgiyi bahane eden Abdülhamit meclisi tatil etti ve anayasa ne diyordu? Anayasa diyordu ki meclis sultanın, padişahın davetiyle seçimler yapılır ve işte çalışmalarına başlar. Ama adam ne yaptı? 30 yıl boyunca herhangi bir davette bulunmadı. Bu sürece ne deniyordu? 78'den şimdi geleceğimiz 1908'e kadar istibdat, diktatörlük, tek kişinin yönetimi ifadesi kullanıyor. İstibdat dönemi. O dönemdeki gelişmeleri anlattığımız için hiç burada girmiyorum. Burada istibdat döneminde Abdülhamit istibdadı neyle özdeşleşiyor? İşte sansürle, sürgünlerle, yasaklarla özdeşleşiyor ama bir şeylerin de oluşmasını ne yapamıyor? Engelleyemiyor. Nedir oluşmasını engelleyemediği? İttihat ve Terakki Cemiyeti. Arkadaşlar, düşünce itibariyle birbirine benzeşen tarafları olsa da tam olarak birbirinin devamı olmayan bir hareketin mirasçısı. Nedir o? Jön Türklerin birinci meşrutiyette yaptığını, İttihat Terakki ikinci meşrutiyette yapacak. İttihat Terakki kim tarafından kurulmuş? Mektebi Tıbbiye. Sonra Harbiyelilerle de gidecek ama Mektebi Tıbbiyeliler tarafından, Tıbbiye Mektebi yani tıp akademisi arkadaşlar. Onlar tarafından İbrahim Ethem, yani Temo diye, İbrahim Temo diye geçer. İshak Sükutu, Abdullah Cevdet, Mehmet Reşet ve Hikmet Emin Bey gibi kişiler tarafından gizlice kurulmuş. Askeri öğrenciler arasında gizlice kurulmuş. Peki ne yapacak bunlar? Bunların to-do listinde, yani yapılacaklar listesinde, amaçlar konusunda İki şey var. Abdülhamid'i tahttan indir, Meşrutiyi'nde yürürlüğe koy. Yani
İki tane şeyi gerçekleştirecek. Bunları gerçekleştirecek. Meşrutiyeti ilan edeceğiz. Abdülhamid'i tahttan indireceğiz diyorlar. Yani düşünce, amaç budur arkadaşlar. Jön Türklerden, işte Jön Türklerle ikisinin amacı ne? Benzer tabii. Meşruti yönetim. Ama işte ne yapıyor? Ne yapmak durumunda kalıyorlar? Bunlar Abdülhamid'le de mücadele etmek durumunda kalacaklar. Nerede etkili oldu? Arkadaşlar aslında bu örgütün, bu gizli cemiyetin iki yeri var. İki faaliyet, iki farklı fraksiyonu, grubu var. Bunlardan bir tanesi yurt dışına kaçmak zorunda kalmış. Şey de bunlardan bir tanesi. Abdülhamid'in kızından doğru bir torunu var. Neydi? Prens Sabahattin falan da bunlardandır. Ama o çok etkin olmayacak zaten. Abdullah Cevdet yapacak. Yurt dışındaki bir kesim var. Bu kesim diyor ki biz basın yayın yoluyla halkı bilinçlendireceğiz. Halkla bilinç seviyesi yükselecek. Onlar bilinç seviyesi yükselince bu bilinçle Abdülhamid'e karşı bir işte beraber ne kadar zaman alır bu? O kadar vaktimiz yok. Bir an önce olmalıdır. Bunu diyen kim? Yurt içerisindeki Selanik ve Makedonya'daki askeri kesim. Bakın bunlar askeri kesim. Yurt dışındakiler genelde işte sivil aydın bir kesim. Tamam mı? Bu şekilde bir ayrım var. Özellikle burada meşrutiyeti, ikinci meşrutiyeti ilan ettirecek olanlar yurt içindeki Selanik ve Makedonya'daki askeri kesim. Daha çok askeri ağırlıklı olan kesim daha çok bunu isteyecek ve harekete geçeceklerdir. Gelelim meşrutiyetin ilan edilmesine. Özellikle burada Hürriyet kahramanı Resneli Niyazi Bey'i unutmamak gerekiyor. Resneli Niyazi Bey ne yapacaktır? Abdülhamid'in hemen şuradaki dış olayı da unutma. Harekete geçiren olay Resneli Niyazi falan. Reval görüşmesi arkadaşlar. Reval bugünkü Riga arkadaşlar. Bir Avrupa başkentidir, değil mi? Letonya'nın mıydı, Estonya'nın mıydı? Unuttum ben onu. Riga, yani o zamanki adıyla Reval'de iki devlet arasında bir görüşme gerçekleşiyor. Kim bunlar? İngiltere ve Rusya. Neyi görüşüyor bunlar? Osmanlı Devleti topraklarını kendi aralarında paylaşıyorlar. Hani şu Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunan, Rusya'nın sıcak denize inmesini engelleyen, bunu kendi menfaatine aykırı gören İngiltere var ya İngiltere. İngiltere Rusya'ya diyor ki sen Boğaz mı istiyorsun kardeşim, sıcak deniz mi istiyorsun? Al geç. Ama Doğu Akdeniz'e geldiğin zaman benim menfaatlerime dokunmayacaksın. Ve ne yaptı bu ikisi? İki devlet Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi aralarında pay ettiler. Peki buna karşı Osmanlı Devleti'nin idarecilerinin bir tepkisi oldu mu? Hayır. Sessiz, sedasız bunu geçiştirmeye kalktılar. İşte buradaki Resneli Niyazi Bey'in, daha sonra Enver Bey falan da katılıyor bu harekete tabii ki. Resneli Niyazi Bey ve Enver Bey kişiler Selanik'te, Makedonya'da orada daha çıktılar ve ülkenin bir bölümünde meşrutiyet ilan ettiler. Makedonya taraflarında biz meşrutiyet ilan ediyoruz dediler. 30 yıldır meclis seçimlerini yenilemeyen Abdülhamit ne duruma düştü o zaman? Dedi ki ülkemin bir kısmında meşrutiyet var, öteki kısımlarında yok. Bu bölünmek demek, bu parçalanmak demek. O zaman ne yapıyorum? Hayır diyorum. Ben de 24 Temmuz 1908'de seçim yenilenmesi kararı alıyorum. Anayasa yürürlüğe koyuyorum. Dolayısıyla meşrutiyeti 24 Temmuz 1908'de ilan ediyorum. Arkadaşlar bu arada 24 Temmuz 1908'de meşrutiyetten dolayı Cumhuriyet döneminde ilk yıllarına kadar Türkiye'de bir milli bir bayram şeklinde kutlana gelmiştir. Buradaki Firzovik olayı bir şey arkadaşlar. Bu Makedonya'da Firzovik bir piknik hadisesi gibi bir şey. Çok teferruatlı bir konu kalsın. Sadece bu dönemde ismini duymuş olun yeterli. Bu arada Resneli Niyazi Bey ne yapacaktır? Kendisi bu olayları başlatacak. Bir hürriyet kahramanı olarak anılacak. Kendisi çok önemli bir İttihatçıdır. 31 Mart Vakası'na katılacaktır. Balkan Harbi sırasında işte bir ara askerliği falan bırakacak. Resnin kentine, yani Makedon'dur aynı zamanda. Makedon diyorum, affedersiniz. Arnavut'tur kendisi aslında. Orada işte şey yapar. Bir süre sivil olarak yapar. Sonra Balkan Harbi'ne katılır. İttihat Terakki'nin kendisini koruma olarak, yaver olarak verdiği bir kişi tarafından öldürülür. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama ne şehittir ne gazi, pisi pisine gitti bizim Niyazi diye bir söz duydunuz mu bilmiyorum ama duymadıysanız da duyun. Buradaki Niyazi bu Niyazi'dir. Resmen Niyazi'dir. Ne şehittir ne gazi, pisi pisine gitti bizim Niyazi'deki Niyazi kendisidir. Çünkü pek çok bir kaftan bir böyle hareket adamıdır. Ama işte bu şekilde basit bir olayla, basit bir olay neticesinde hayatını kaybettiği için bu şekilde anılmaktadır kendisi. Resmen Niyazi. Önemli bir isim. Yani şey değil de. Tamam, ne yaptı o zaman Abdülhamit? Dedi ki ben dedi
meclis seçimlerini dedi yaptıracağım dedi. Başka kanun esaslı yürürlüğe girecek meclis seçimleri yapılacaksa. Ülkede Temmuz ayından ta Aralık ayına yani seçimlerin tamamlanmasına geçen süreçte bir karışıklık var. Bu karışıklıktan faydalanan Yunanistan ne yaptı? Yunanistan bizim yani Osmanlı Devleti'nin toprakları içerisinde yer alan Girit'i ki özerkti zaten. Ne zaman özerk olmuştu hatırlayan var mı bunu? Hemen neyse birazdan ben söyleyeyim. Belki hatırlama konusunda şeyiniz olur. Yunanistan ne yapacak? İlhak edecek. İlhak etmek demek ne demek? Bir devletin topraklarının bir bölümünün tamamını değil, bir bölümünün başka bir devlet tarafından kendi topraklarına katılması demek. Yani Yunanistan bütün Osmanlı topraklarını kendini işgal etmiyor. Bir bölümünü kendine kattığını ilan ediyor. İlhak etmek bu demek. Bundan faydalanan özerk durumdaki Bulgaristan ne yapacak? Bağımsızlık ilan edecek. Bosna ki burası da özerkti. Bosna'da kim tarafından? Avusturya tarafından yine ilhak edilecektir. Yasemin Hakan, rica ederim ne demek? Daha fazla da ben paylaşacağım. Eğer talebiniz olursa, şey Telegram grubu ile ilgili Yasemin bir şey söylemiş de sohbet kısmında. Telegram grubunda daha fazla paylaşırım da elimde mevcut. Güncel denemelerden de var ama daha çok eski denemelerden de var. İsterseniz oradan paylaşabilirim. Hem KPSS olur, YKS olur, tarihi sorusunun olduğu her şeyi orada paylaşıyorum zaten. Şimdi soruma gelelim. Girit'i ilhak et dedik. Girit özerk idi. Girit ne zaman özerk olmuştu? Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bulgaristan özerk idi. Bulgaristan ne zaman bağımsız oldu? Bosna Avusturya tarafından ilhak edildi ve özerk idi. Ne zaman özerkti? Özerk oldu. Şimdi onları anlatalım. Şu ikisi aynı zamanda nedir? Bosna ve Bulgaristan. Bosna Hersek'in özerkliği ve Bulgaristan'ın özerkliği 1878 Berlin Konferansı'ydı. Ayastefanos'u geçersiz sayan vardı ya. Orada özerkliydi. Peki Girit'in özerkliği neydi? 1878'de yine neydi o fermanın adı? Halep Fermanı ile özerk hale gelmiş idi. Berlin Konferansı'nda da diyor işte Rumların çoğunlukta olduğu bölgelerde, Ermenilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde saat yapılacaktır diye bu çerçevede aynı yıl yani 1878'de Halep Fermanı yayınlanarak Girit özerk hale gelmiş idi. Bunları soruyorlar arkadaşlar. Yani 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında yaşanan bu karışıklıktan faydalanarak Osmanlı'nın kaybettiği yerleri sık sık sorarlar haberiniz olsun. Ve 1908'de meşrutiyet ilan edildi. Yani işte meclis seçimleri yenilendi aslında. Meşruti yönetime tekrar geçildi. 1908 yılının aralığında tamamlanan seçimleri kim kazandı? İttihat Terakki. İttihat Terakki gizli bir cemiyet ama kendi listeleriyle girdi. Bir yer hariç her yerde İttihat Terakki listeleri kazandı. O yer de şeydir. Ankara'dır. Ankara'da bağımsız bir aday kazanıyor arkadaşlar. Yani bu fazlaca bilgi önemli değil. Şimdi gelelim 31 Mart olayına 1909'dakine. Bu neyin nesi? Tarih 1909. Aralık'ta ne yaptık? Meclis çalışmaya başladı. Meclis çalışmaya başladı. Peki meclis nerede? Meclis İstanbul'da. Peki İttihat Terakki'nin acaba İstanbul'da bir gücü var mı? İttihat Terakki'nin İstanbul'da pek bir gücü yok. İttihat Terakki Selanik ve Makedonya'da güçlüdür. Oralarda da bunların borcu öder. Yani padişahın buyruğundan çok İttihat Terakki'nin dediğidir. Selanik'te, Makedonya'da yani Osmanlı Avrupa'sında. İttihat Terakki'nin mebus listesinden seçime giren mebuslar ne yaptı? Meclisi mebusanda ya da meclisi umumi, meclisi mebusanda isim önemli değil. Meclisi mebusan olarak alır ama daha çok meclisi umumidir yani genel meclistir. İstanbul'da toplandı. Çift havuzlar mı? Neydi oranında böyle bir şey vardı. Fındıkzade'de. Meşrutiyet ilan edildi ama birileri meşrutiyeti istemiyor. Kim onlar? Mesela medrese öğrencileri. Mesela ordudan atılanlar. Bir de İttihat Terakki'nin meclisin yanında yani şeyde bu şey tarafında işte Bağbali tarafında oluyor burası. Meclisin yakınlarında meclisin güvenliğini sağlaması için yerleştirdiği avcı taburları var. Bu avcı taburlarının subayları ittihatçı ama erleri değil. Bunların subayları ittihatçı. Bunlar ne yapacak? Meşrutiyet karşıtı hareket edecek. Ordudan atılanlar kim? Şeyde göreceğiz.
tamamı değil. Ordudan özellikle alaylılar, alaylı subaylar var. Alaylılar atılacak. Başka? Medrese öğrencileri niye meşrutiyet istemiyor? Çünkü İttihat Terakki bir kanun çıkar. Yani bir şey yapacak. Bir takım adımlar atacak. Diyecek ki bu medrese öğrencilerinin askerlikten muafiyeti var. Askerlik yapmıyor medrese öğrencileri. Ama devlete asker lazım. Bu medrese öğrencilerin pek çoğu okuma yazma dahi bilmiyor. Medreseye bir yolunu bulmuş girmiş mezun da olmuyor. Ha? Mezun olmadığına göre asker de olamıyorsun. İttihat Terakki bunlara sınav zorunluluğu getiriyor. Diyor ki ben sınav yapacağım. Sınavı geçenler öğrenci olmaya devam edebilir ama sınavı geçemezse bu adam asker olacak. Okuma yazma bile bilmeyeni var o içlerinde. Ne yapacak onlar? Bunlar ne yapacak? Bunlar meşrutiyet karşıtı olacak. Meşrutiyet karşı demek İttihat Terakki karşı demek. Peki bu ekibi bunları kim örgütlüyor? Serbestliği gazetesi yazarı Hasan Fehmi, Volkan gazetesi yazarı Kıbrıs'ı Derviş Vahdeti ve bu arada Derviş Vahdeti tam bir İngiliz ajanıdır, onu da belirtelim. Bunlar örgütlüyor. Bir sabah Serbestliği gazetesinin baş yazarı Hasan Fehmi Bağbali'den Karaköy tarafına doğru, yani evine giderken Galata Köprüsü'nde öldürülüyor. Kim öldürdü bunu? Aa, İttihatçılar öldürmüştür. Adam kim vurdu gitti? Belki de İttihatçılar öldürdü. Önemli değil. Ama onlar öldürse de öldürmese de şu gazete var ya, Volkan gazetesi ve Derviş Vahdeti. Bunu İttihatçılar yaptı deyip, bu arada ilk Türk basın şehididir. İlk basın şehidi. Hasan Fehmi. Tamam, bunu da belirtelim. Hasan Fehmi'nin cenaze töreni 6 Nisan'da bir başlıyor. 13 Nisan'a gelindiği zaman bu artık İstanbul'da bir ayaklanmaya dönüştü. İstanbul'daki şu ekipler, yani bunlar ne yapacaktır? Meclisi çalıştırmayacaklar. Meclis nerede toplanacak? Aristofanos'ta toplanacak. Yani meclis normalde İstanbul'da Suriçi'nde toplanır. Ta Bakırköy'de, yani Aristofanos'ta toplanmak zorunda kaldı. Tamam. Bu o zaman İttihat Terakki ne yapacak? Hemen Selanik'ten ve Edirne'den de birlik katılacak. Edirne'den de birlikler katılacak ve yola çıkacak. Nereye? İstanbul'a geliyorlar. Ne zaman? 27 Nisan'da hallolacak. Yani Nisan ayı içerisinde. Bu ordunun başında kim var? Mahmut Şevket Paşa. O da bir ihtiyacı. Ve kol ağası, yani yüzbaşı Mustafa Kemal Bey de bu orduya hareket ordusu adının verilmesinde etkili olan kişidir. Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ün ilk defa böyle bir siyasi meselede ortaya çıktığı yerdir. Bu olayın ardından ne oldu? 27 Nisan'da meclisi mebusan tekrardan toplanmaya başladı. Şimdi şuraya bir geri dönelim. Nereye geri dönelim? Şurada. İttihat Terakki ne diyordu? Bizim amacımız meşrutiyet yönetimini yürürlüğe koymak yeniden. Mission accomplished, değil mi? Görev başarıldı. Ama ne yaptı 1908'de? Şu konuda, yani Abdülhamid'in tahttan indirme konusunda başarı elde edemedi. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı sürecinde bir padişah değişikliği olmadı. Şimdi bir fırsat doğdu. Bunu da yapacağız. 27 Nisan 1909'da ikinci Abdülhamit tahttan indirilecektir. Ve bakın, tekrar ediyorum. İkinci meşrutiyetin ilanı sırasında bir padişah değişikliği yok. 31 Mart vakasının bastırılması sonrasında 27 Nisan 1909'da bir padişah değişikliği vardır. Ve İttihat Terakki burada güçlendi. İkisi de tamamlandı. Abdülhamit hal edildi. Yani tahttan indirildi 27 Nisan 1909'da. Bu arada Adana'da da Ermeni meseleleri de güçleniyor arkadaşlar. Adana o taraflarda Ermeniler katliam gerçekleştiriyor. Ermeni meselesinin canlı olduğu süreç bunlar. Tamam, Abdülhamit nereye gitti? Bu bize sorulmaz yani, çok önemli değil. Abdülhamit 2 yıla yakın, 1,5 yıl falan şeyde kalacak. Selanik'te Alaaddin Köşkü'nde tutulacak. Orada bir sürgün hayatı var. 1908'deki, pardon, 1909'daki bu sürgün, başlayan sürgün hayatı Balkan Harbi'nin çıkması sonrasında tekrar İstanbul'a gelecek. Ve 1918'in Şubat ayında ölene kadar da İstanbul'da kalmaya devam edecek 2. Abdülhamit. Padişah değil artık. Peki, İttihat Terakki güçlendi ama 1876 Anayasası'nın, Kanun Esasisi'nin, 1876 Kanun Esasisi'nde padişah otoriter, çok güçlü durumda. Bu padişahın gücü o kadar fazla ki
Padişah istemediği zaman, padişah istemezse daha doğrusu, arkadaşlar meclis seçime dahi gidemiyor. Dolayısıyla burada padişahın bu otoritesini, gücünü ne yapmak lazım? Biraz kırpmak lazım. Ve anayasayı ve bunun uygulanmasını daha demokratik hale getirmesi lazım. İşte 1908'deki bu olayın ardından iyice güçlenen İttihat Terakki bu gücünden de faydalanarak anayasa değişikliği yapacak. Yani bu arada Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin ardından kimin geçtiğini söylemedik. 5. Mehmet Reşat tahta geçer. Onu da belirtelim. Hani unuttuk onu birden. Bu cümle aklımda kaldı da söylemediğim zaman bir anlamı yok. Kanun esasında ne yapacağız? Değişiklik yapacağız. Burada yapılan değişikliklerin size ne olduğunu, hangisi kanun esasında yapılan değişikliktir diye nokta atışı bir bilgi sorulmaz. Bir şey yok. Ama ne olabilir? Buradan çıkarım istenebilir. Bakalım. Hükümet siyasetinden dolayı meclis memusuna karşı sorumlu. Yani hükümet meclise sorumlu. Padişahın fesih yetkisi sınırlandırıldı. Başka, meclisin kanun teklifi sunması padişah denetiminden kaldırıldı. Padişahın polis soruşturmasına dayanarak sürgün yetkisi kaldırıldı. Basına sansür kaldırıldı. Haber alma özgürlüğü falan filan filan. Bunların tamamı 1876 kanuni esasisini, kanuni esasiyi daha demokratik hale getirdi. Aa, daha demokratik, o zaman ne güzel demokratik olduk. Hayır. Demokrasiyi benim üniversitede lisans eğitimde aldığım Anadolu Üniversitesi'ndeki o zaman hoca vardı, İhsan Güneş. Şöyle derdi. Benim hoşuma gitmişti yani bu. Demokrasi şey gibidir. İnsanın gölgesi gibidir. Güneş arkadan vurduğundaki o gölge var ya, her zaman senin önünde olacaktır. Demokrasi de böyle yani. O günün şartlarıyla demokratik tabii ki. Yani sen onu yakalayamazsın. Demokratikleşmeye yönelik bir adım attığında bir tane daha ihtiyacın olur. Sen ne kadar ilerlersen o senden o kadar ileriye gider. Böyle bir benzetme kullanıyordu. Bilmiyorum o alıntım yapıyor, şey mi yapıyor ama ben ondan duydum. Onu belirteyim. Bunun üzerine yani daha demokratik hale geldi. Padişahın mutlak olan, padişahın otoritesi kısıtlandı. Meclisin yetkisi artırıldı. Dolayısıyla daha demokratik bir anayasa haline geldi. 1909'da kanuni esasi değişiklikleriyle. Tamam, İttihat Terakki güçlü. Ama İttihat Terakki de her güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlak yozlaştırır. İşte onun bir göstergesi. 1912'de bir seçim yapıldı. 1912 yılında yapılan seçim tarihimize sopalı seçim olarak kabul geçer. Neden? İttihat Terakki'ye oy vermiyorsan dövüyorlar da o yüzden. Bakın. İttihat Terakki 269 sandalye, 6 sandalye de Hürriyet ve İtilaf kazanmış. Hürriyet ve İtilaf da İttihat Terakki'nin muhalifidir. Bu seçimin işte adil olmadığı, doğru olmadığı şey yani sopalı 1912 seçimi sopalı seçimleridir. Bunu bilelim tamam. İttihat Terakki'nin meclisi ele geçirdiği. Bakın. Önceden de hocam tamamı dedik işte bir tane dedik sadece kazanamadı. Burada bak mecliste en azından Hürriyet ve İtilafçılar var. 6 tane de olsa var. Hayır öyle değil. Öyle değil. İttihat Terakki burada tam anlamıyla kendi istediği kişileri koyar. Yani bu konuda ben kim o? Kemal Karpat'ın kitabında vardı. Oralardan okurken çok böyle notlar aldım da. Hani teferruata da girmek istemiyorum. Nihayetinde biz bir sınava hazırlanıyoruz. Ama hani şunları bilin. Sopalı seçimdir. İttihat Terakki'nin meclise egemen olduğu seçimdir. Bu egemenlik meselesinin teferruatı bizi çok bağlamaz. Burada bir oluşum var. Nedir o? Halaskar Zabitan, kurtarıcı subaylar. 1912 sopalı seçimlerinden sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası yalnız subaylar gizlice bir cemiyet kuruyor. Ve bu cemiyet ne yapacaktır? Gizlice. Bunlar asker kökenlidir arkadaşlar. Subay daha doğrusu. Siviller de var galiba aralarında. Ama daha çok zabiten zaten subay demek. Subaylar. Bunlar İttihat Terakki muhalifi. Tamam mı? Yanlış olmasın. İttihat Terakki muhalefi 1912 sopalı seçimlerinin demokratik olmadığı, adil olmadığı ve yenilenmesi gerektiğini savunuyorlar. Bunlar da zaman içerisinde kaybolup gidecekler. Şimdi 1912 sopalı seçimlerin özelliği İttihat Terakki meşrutiyeti meclisi ele geçirdi. Şimdi sırada ne var? Sırada hükümeti ele geçirmek var. Burada ne varmış? Mehmet Said Paşa hükümeti İttihat Terakki yanlısıdır. Halaskar Zabitan muhtıra vermiş, düşürülmüş. Tamam. Ne olmuş? Ahmet Muhtar Paşa hükümeti, tarafsız bir hükümet. Halaskar Zabitan'a bak. Sürekli olarak hükümet düşürüyor. Sonra Hürriyet ve İtilaf yanlısı yani muhalefet yanlısı Kamil Paşa hükümeti gelecek. Ha, burası teferruat. Şu isimlere takılmayın. Burada şöyle bir şey. Birazdan göreceğimiz.
Birinci Balkan Savaşı'nda alınan yenilgiyi bahane eden İttihat Terakki, burada Edirne gibi eski bir başkentin, Selanik gibi önemli bir kentin kaybedilmesini bahane eden İttihat Terakki, hükümet darbesi yapacak. Yani Kamil Paşa'yı bitti artık. Tamam, bitti. Ve İttihat Terakki'ci bir hükümet kuruldu. Bu hükümetten sonra da artık 1912'den sonra özellikle, pardon, 1913 oldu Babali baskını. Şöyle gösterelim haritamızda da. 1913'teki Babali baskınıyla birlikte arkadaşlar, ülke artık şu üç kişinin, şu üçlünün idaresinde olacak. Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa. Enver, Cemal, Talat. Bunlara şey denir hatta, İttihat Terakki, Trium Virlik, yani üçlü idaresi. Bunlar Roma döneminden kalma kavramlar. İşte Triviumluk, Roma'da senatorlar falan vardı. Senato, Cumhuriyet dönemindeki o senatonun gücünden falan bahsediyor. 1918'e kadar, 1913'ten 18'e kadar 5 yıllık süre zarfında ülkeyi bu üçlü idare edecektir. Birinci Dünya Savaşı'na da girmemi sağlayan bunlar olacaktır. Evet, 20-25 dakikada burayı tamamladık. Özetle, İkinci Meşrutiyet'in ilanı sağlayan İttihat Terakki'dir. İttihat Terakki 1908'de Reval görüşmelerini bahane ya da Reval görüşmelerini tepki olarak giriştikleri bir eylemin ardından, bir dağa çıkmanın ardından Reşit Niyazi Bey, Enver Bey gibi kişilerin başlatmış olduğu hareketle İttihat Terakki Abdülhamid'i Meşrutiyet'i ilan etmeye zorladı. İttihat Terakki birinci hedefine ulaştı ama ikinci hedef olan Abdülhamid'i tahttan indiremedi. Güçlenen İttihat Terakki'nin muhalifi olan ya da karşıtı olan kişiler, İstanbul'da güçsüz olan İttihat Terakki'nin bu durumdan faydalanarak meclisi, dolayısıyla meşrutiyeti, yani yeni rejimi istemeyen bir oluşum, 31 Mart Vakası, Türkiye'deki ilk rejim karşıtı isyan olarak geçer ki Türkiye derken Osmanlı da Türkiye'nin bir bütün olarak alın arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi ayrı, o şey ayrı, o Türkiye tarihi ayrı. Rejim karşıtı bir isyandır. Burada bir padişah değişikliği yok, şey vardır. Yani 1908'de yok, 1909'daki 31 Mart vakasında var. İkinci Abdülhamit bir tahttan indirilir ve 5. Mehmet Reşat tahta geçer. Sopalı seçimlerle İttihat Terakki meclise egemen olur. Halaskar Zabiten bunların karşıtıdır. Hükümette baskılar yaparak hükümeti indirir. Nihayetinde 1913 Babali baskını da İttihat Terakki'nin Balkan Savaşı'nda kaybedilen yerleri bahane ederek ya da gerekçe göstererek bir yapmış olduğu bir hükümet darbesidir. 1913 Babali baskınında bir padişah değişikliği yok. Sadece bir hükümet darbesidir şeklinde özetledikten sonra bu dönemdeki dış politikada, yani devletin savaşlarına şöyle bir bakalım. Nereden başlayalım? Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp'ın neresi olduğunu çoğunlukla sorduğumda doğru cevap, KPSS'de alıyorum ama mesela YKS öğrencilerinden pek doğru cevap alamıyorum. Trablusgarp dediğimiz yer burası. Trablusgarp kiminle kim arasında? Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılmış bir savaştır. Benim şu bir şeyim vardı arkadaşlar. Hani genellemem. Hani vardır ya, bütün bu dahil bütün genellemeler yanlıştır diye böyle bir şey vardır. Mantık önerme vardır. Bu genelleme yanlış değil. Nedir o? Osmanlı Devleti 19. yüzyılda iki nedenden ötürü toprak kaybetmiştir. Bunlardan bir tanesi milliyetçilik, bir tanesi sömürgecilik. Osmanlı Devleti 19. ve 20. yüzyılda iki yerde toprak kaybetmiştir. Bir tanesi Balkanlar, bir tanesi Kuzey Afrika. Osmanlı Balkanlarda bir toprak kaybı yaşamışsa sebebi mutlaka milliyetçiliktir. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da bir toprak kaybı yaşamışsa sebebi mutlaka sömürgeciliktir. O zaman bu savaş Kuzey Afrika'da ise Osmanlı Devleti burada ne yapmıştır? Sömürgecilik sebebiyle. İtalya'nın sömürge arayışı sebebiyle. Yazılar biraz küçülmüş olabilir. Şey olarak paylaşıyorum zaten. İtalya'nın sömürge arayışı, siyasi bilingeç tamamlayan İtalya'nın sömürge arayışı için zayıf durumdaki Osmanlı'ya ait Kuzey Afrika'daki Trablusgarp'ı ele geçirmek amacıyla yaptığı bir savaştır. Peki büyük devletlerin tutumu nedir? İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya bu Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesine ne tür bir tutum, bunun karşısında ne tür tutum almıştır? İngiltere, Fransa ve Rusya sessiz kalacak. Hatta bunlarla gizli gizli, yani bunlarla tek tek anlaşma yapar. Diyecek mesela şöyle, ben bunu teatral hale getirmeye çalışıyorum. Ben Trablusgarp'a saldıracağım ve bu saldırım karşısında siz buna ses çıkartmayın. Bunu İngiltere'de ses çıkartmayacak, Fransa'da ses çıkartmayacak, Rusya'da. Bunların ses çıkarmamasının sebebi şu. Şimdi bu adamlar, yani İtalyanlar kiminle yakınlaşıyor? Almanya'yla. Şimdi derlerse ki İtalya sen kimsin ya, ne sömürgeci olacaksın tarzında bir şey söylerlerse, o zaman ne olur? İtalya ile Almanya daha fazla yakınlaşır.
Bunu istemedikleri için ne yapacak? Sessiz kalacaklar. İngiltere ve Fransa'nın Trablusgarp'ı İtalyanlar tarafından işgal edilmesine ses çıkartmamalarının bir diğer sebebi de bak Kuzey Afrika'da Mısır İngiltere'nin 1882'den beri Tunus, Cezayir buralarda Fransa'ya ait. İkisi arasında tampon bir bölge olacak. Bu da İngiltere ve Fransa için ileride bu sınır bölgesine çatışma riski olsa da kaldıracaktır. Peki gelelim Osmanlı Devleti ne yaptı? Buraya hemen ne yapalım? Hurra! Ordularımızı gönderelim mi? Gönderemeyiz. Karadan gönderemiyoruz. Çünkü İngiltere, Fransa bu dönemde İtalya'yı destekliyor. O zaman biz de denizden göndeririz. O da olmaz. Bir kere Çanakkale zaten abluka altına alınmış. Öte yandan bizim İtalyan donanmasıyla baş edebilecek bir donanma gücümüz yok. Dolayısıyla karadan veya denizden bölgeye bir müdahale gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda Osmanlı subayı izleyecek, gidecek ve ne yapacak? Bölgedeki halkı örgütleyecek. Neye karşı? İtalyan sömürgeciliğine, İtalyan emperyalizme karşı. Buraya gidenlerden özellikle Enver Bey'i ve Mustafa Kemal Bey'i pek sık sorarlar. Enver Bey neydi onun gizli olarak gittiği? Sarraf yani kuyumcu Hamdi, Mustafa Kemal Paşa Bey de gazeteci Şerif Mahlası ya da gizli kimliğiyle gidecektir. Ve bölgede Derne ve Tobruk'ta Mustafa Kemal, Bingazi'de ise Enver Bey halkı örgütleyecek. Unutmayın, burası Trablusgarp. Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı, sömürgeciliğe karşı ilk halk direnişidir, ilk halk örgütlemesidir. İkincisi var mı? Tabii ki var. Kurtuluş mücadelesi tam olarak bunun ikincisi olacak. Çanakkale var mı? Çanakkale olmaz, onu soru olarak zaten soracağım. Savaşta ne yapacaktır? Osmanlı Devleti bölgeye asker gönderemese de subaylar gidince burada İtalyanlar ummadığı bir direnişle karşılaşınca Rodos ve 12 adaları işgal edecek ve Çanakkale'yi de ablukaya alacak. Rodos ve 12 ada dediğimiz yer burası arkadaşlar. 12 adalar bölgesi burayı işgal etti. Osmanlı Devleti ise burada bir askeri varlık gösteremese de buradaki mücadeleyi destekliyor. Ancak Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine, Balkan Savaşları'nın çıkması üzerine Osmanlı Devleti İtalyanlarla bir anlaşma yapacak. Yani Trablusgarp Savaşı'nın bitip Uşi Anlaşması'nın yapılmasına sebep olan gelişme Birinci Balkan Savaşı'nın çıkmış olmasıdır. Yani bununla mutlaka ilişiğini kurmanızı tavsiye ederim. Peki ne varmış burada? Anlaşmasının yapılmasının nedenleri yazalım hemen şuraya. Birinci Balkan Savaşı Osmanlı Devleti'nin ne yapamıyor Osmanlı Devleti? İki cephede birden mücadele edemezsin. Dolayısıyla burada anlaşma yapacak. Hemen şurada bir soru sorayım. Ben bu konuyu anlatmadan hep sorarım. Az önce aklıma geldi. Sonraya bırakmıştım ama şimdi bırakmıyorum. Soralım. Yazıyorum buraya. Bir. Trablusgarp Savaşı. İki. Çanakkale Savaşı, Çanakkale Muharebeleri. 3. Türk Kurtuluş Savaşı Milli Mücadelesi. Yukarıda öncülü bir soru soruldu. Ve soru kökünde diyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı yani sömürgeciliğe karşı halk direnişi, halk örgütlenmesi ne? Halk örgütlenmesine, halk direnişine. Yukarıdaki verilenlerden hangisi örnek gösterilebilir? Yani Mustafa Kemal Atatürk yukarıdakilerden hangilerinde ya da hangisinde emperyalizme karşı bir halk direnişi gerçekleştirmiştir diye bir soru sorarlarsa ne diyeceğiz? Trablusgarp Savaşı'nda yaptı mı? Az önce söyledik. Hatta ilk dedik. Burada Mustafa Kemal Paşa bir düzenli ordu komutanı mı? Hayır değil. Peki burada ne var? Bir gönüllülük esasıyla. Bu vatanseverliği de gösterir. Milli mücadele zaten böyle. Milli mücadelede Mustafa Kemal Paşa özellikle Erzurum Kongresi öncesinde sivil olarak bu mücadeleyi yürütmeyecek mi? Elbette. Bir halk örgütlenmesi mi? Tabii ki. Bu da örnek gösterildi. Peki Çanakkale'yi buna katabilir miyiz? Buna katamayız işte. Bakın Çanakkale'de emperyalizme karşı, sömürgecilere karşı bir mücadeledir. Ancak burada halk direnişi biçiminde bir tanımlama yapamıyoruz. Çünkü Çanakkale'de Mustafa Kemal Paşa bir ordunun komutanı. Kendisine bir emir verilmiş ve bu emiri de layıkıyla yerine getirmiş. Tamam.
O zaman bu emperyalizme karşı bir mücadele olsa bile bir halk örgütlenmesi, bir halk direnişi değildir. Tamam. Aklıma gelmişken sorayım dedim. Şimdi gelelim Uşi Anlaşması'na. Neymiş? Trablusgarp İtalyan olacak. Hemen şurada bir şey bakalım. Trablusgarp İtalyan olacaksa kırmızı renkler Osmanlı'nın. Gerçi Osmanlı diyorsa şu kırmızı renk gitti. Kilit. Kıbrıs'ta gitti. Burayı saymıyorum. Neyse. Kırmızı renkler Osmanlı'nın. Peki Trablusgarp şimdi artık İtalya'nın olacaksa Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da bundan başka toprağı kalmış mıydı? Öyleyse Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı yitirince Kuzey Afrika'da başka toprağı kalmadı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti artık üç kıtaya yayılmış bir imparatorluk, bir devlet değil. Sadece ilk kıta toprağı var. Bitti. Tamam. Peki soru sorayım. Ne zamandan beri Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılmış bir devlet ki? Yani üçüncü kıtadaki toprağı ne zaman aldı ki? Hemen cevabın verilmesi gerekiyor. Gerçi buradan hani geç oluyor da anlık olarak veremiyoruz. Neydi? Yavuz Sultan Selim zamanındaydı, değil mi? Yavuz Sultan Selim zamanında burası üçüncü kıta Osmanlı Devleti'ne geçecek. Bölge halkı Osmanlı halifesine bağlı kalmaya devam edecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Bölgede Müslümanlar var. Bölgede camiler var. Buradaki camilerin idaresi, Müslümanların dini işleri, mesela şer'i davaları, bu tür işte medeni hukukla ilgili dava, yani mecelle tekabül ediyor o zaman medeni hukuk değil de, bu tür konularında halifenin atadığı kişiler sorumlu olacak. Bunu bir de şöyle yapıyorlar, dikkat edin. Trablusgarp'ın bölge halkının Osmanlı'ya halifesine bağlı kalacağı meselesi, Osmanlı Devleti'nin burayı ileride geri almak gibi bir düşüncesinin de olduğu şeklinde biraz uçta olsa bir yorum yapıyorlar. Bence çok da şey değil ama yapılır mı? Olur. 12 adalar geçici olarak İtalya'nın. Şimdi bunu niye veriyoruz? 12 adaları ne yaptı? İtalya işgal etti mi? İtalya'nın derdi aslında Trablusgarp'ındı. İtalya'ya burayı geçici olarak veriyoruz ki bu savaş, bu anlaşma neden yapıldı? Bu anlaşma Balkan Savaşı çıktığı için. Balkan Savaşları'nda Yunanistan var mı? Var. Bunların emeli Akdeniz'i, Ege Denizi'ni pardon, bütün adaları almak değil mi? Evet. Şimdi buraya saldırırsa 12 adalar buraya bir yere saldırdı. Osmanlı Devleti Yunanistan'a karşı bu adaları savunabilecek bir güçte mi? Donanma çıkaramadı. Ne gücü var? Yok. Dolayısıyla burayı alırsa Yunanistan bir daha vermez. Ama biz ne diyoruz? Geçici olarak. Yalnız bu geçicilik hiçbir zaman tam olarak tesis edilemeyecek. Daha sonra yapılan anlaşmalarla kalıcı hale gelecek. Lozan Barış Anlaşması'nda İtalya'ya ait olduğu kabul edilecek. Peki bugün burası Rodos ve 12 adalar İtalya'da mı? Hayır. 1947'de İtalya'dan burası alınarak Yunanistan'a verilecektir. Rodos ve 12 adalar civarı nedir? Yunanistan'a aittir günümüzde. Bu arada 12 adalar 12 tane değil. 20'nin üzerinde ada ve adacık var. Evet, kapitülasyonların kaldırmasında bu pek atlanıyor çoğunlukla arkadaşlar. Kapitülasyonların kaldırılmasında İtalya Osmanlı Devleti'ni destekleyecek gibi bir hüküm de vardır ama öyle bir destek görmedik. Evet, Trablusgarp meselesi budur, bundan ibarettir. Bir 10 dakika falan oluyor. Bayağı bir konuyu şey anlatıyorum ama bir sürü sağdan soldan bilgi de verdiğim için normal değil mi? Şimdi Trablusgarp Savaşı'nın neden bittiğini biliyoruz. Neden bitti? Çünkü Balkan Savaşları başladı. Balkan Savaşları sebebi ya da Birinci Balkan Savaşı sebebiyle burayı ne yaptık? Burasını buradaki Uşi Anlaşması'yla burayı kaybettik. Tamam. O zaman geçelim Balkan Savaşı'na. Birinci Balkan Savaşı. Osmanlı Devleti'ne karşı Osmanlı Devleti'nden ayrılmış şu dört Balkan Devleti. Kimler ne zaman ayrılmış yazalım mı? Bulgaristan 1878'de özerk olsa da 1908'de değil mi? İkinci Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsızdı. Sırbistan ne zaman? 1878 Berlin. Karadağ 1878 Berlin. Yunanistan 1829 Edirne. Yanlarına şeyde yazalım mı? İkinci Meşrutiyet'in ilanı sırasında yaşanan karışıklıktan faydalandılar. Neyle? Berlin. Ayastefanos'taydı ama Ayastefanos geçersiz olduğu için Berlin anlaşmasıyla. Neyle? Edirne anlaşmasıyla. Ne ile? Yine Berlin konferansı sonrası yapılan Berlin anlaşmasıyla. Bakalım. Burası Osmanlı Devleti kaybetmiş. Şöyle bakalım. Savaşın nedenleri. Savaşın nedenleri. Niye çıkmış bu savaş? Milliyetçilik.
Ama milliyetçilikle ilgili biz 19. yüzyılda hep ne diyorduk? Azınlık isyanları var diyorduk. Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan fikirlerden olan milliyetçilik akımından etkilenen Balkan devletleri ya da azınlıklar Osmanlı Devleti'ne karşı isyan ediyordu. Ve amaçları neydi? Bağımsızlık. Ama şimdi tarihleriyle verdik. Bunlar zaten bağımsız. Hala ne milliyetçiliği? Buradaki milliyetçilik bağımsız devlet kurmak amacıyla değil. Kurmuş oldukları bu bağımsız milli devletlerini, ulus devletlerinin sınırlarını genişletmek. Yani yine bir milliyetçilik var ama bağımsızlık amacıyla değil, kendi milli devletlerinin milli sınırlarını, ulusal sınırlarını, menfaatlerini genişletmek. Peki bunun için ne yapacaklar? Herhalde karayı böyle sihir yaparak kara menfaat alanları genişletecek halleri yok. O zaman yapacakları buradan bir şeyi eksiltecekler ki kendine pay düşsün. Nedir o? Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak. Burada Rusların desteği tabii ki var. Rusların panslavizmi bu da var. Avrupalıların kışkırtması özellikle Yunanistan'ın destekliyor Avrupalı devletler. Bir de arkadaşlar kiliseler meselesinin çözümü. Burada biraz yine vakit harcıyorum ama neyse. Kiliseler meselesi nedir? Bunun çözümünün Balkan Savaşı'yla ne ilgisi vardır? Burada kilise dendiği zaman İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi. Patrikhanesi. Bu neyin nesi? Bu Ortodoks Hristiyanların merkezi. Yani buradaki patrik olan kişi Fener Rum Patriği Ortodoks Hristiyanlığa mensup kiliselerin idaresini yapıyor. Oralara kiliselere ait vakıfların idaresini yapıyor. Yani o kilisenin atadığı yani o Fener Rum Patrikhanesi'nin atadığı kişiler o Ortodoks kiliselerini idare ediyor. Ne var bunda? Bir sıkıntı yok. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinden beri Osmanlı idaresinde buralar. Burada kiliseler meselesi şu. Bakın bu kilisenin adı ne? Fener Rum Patrikhanesi. Peki bu Fener Rum Patrikhanesi sadece Rum Ortodokslarla mı ilgileniyor? Hayır. Mesela Varna'da bir kilise var. Bu kiliseyi kim atıyor? Fener Rum Patrikhanesi'nin atadığı kişiler burada görüyor. Mesela Sırbistan'daki Raşka'da bir kilise var. Raşka'daki bu kilisedeki din adamını İstanbul'daki Fener Rum Patriği atıyor. Peki bu Fener Rum Patriği buraya kim atıyor? Bir Sırbı mı atıyor? Hayır, bir Rum'u atıyor. Bu durum Osmanlı Devleti'nin idaresi altındayken bir problem değildi. Çünkü atamayı yapan Osmanlı sultanlarıydı. Fatih Tepe böyleydi. Ama bu Rumlar, şimdi milliyetçilik sadece Osmanlı'ya zarar değil ki, al işte. Bu Rumluk meselesi diğer Balkan devletlerini, Ortodoks Hristiyan Balkan devletlerini rahatsız etti. Ya Bulgarlar dedi ki ben Bulgar devletini kurdum. Bulgar milli devletim var. Benim şehrimdeki kiliseye Rumlar din adamı atıyor. Yani gidiyorum Rum devlet adı, Rum din adamının önünde işte onun şeyiyle katıyorum. Adam burada Rumluk propagandasını yapıyor. Ya ben bir Bulgar olarak kendi devletimi kuruyorum da neden kendi kiliseme sahip değilim? Bu durum yani bu durum anlaşmazlık uzunca bir dönemden beri neredeyse Bulgar şey Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından beri diğer Ortodoks Hristiyanları rahatsız ediyordu. İşte bu rahatsızlık sebebiyle bu Balkan devletlerinin bir araya gelmesi pek mümkün değildi. Ama ne oldu biliyor musunuz? İttihat Terakki bu meseleyi çözdü. Bütün ülkedeki meseleler çözülmüş gibi İttihat Terakki bu Fener, şey, kiliseler meselesini çözdü. Bir kilise hangi ülkenin sınırlarındaysa o ülke o kiliseye din adamını atar dedi ve kiliseler sorunu çözüldü. Böylece kendi aralarında büyük bir sorun olan ve bu nedenle bir araya gelemeyen Balkan ulusları Osmanlı Devleti'ne karşı çok rahat bir araya geldi. Savaş başlatan olay nedir? Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğünün ortaya çıkması. Bu savaşta yer almayan bir Balkan devleti varmış. Kim o? Şu haritada gözüküyor mu bakalım? Evet görüyor. İkinci de gözüküyor. Bakın burası Dobruca bölgesidir. Bak Dobruki. Dobruca bölgesi. Burada Bükreş yazıyor. Bak kimin başkenti Bükreş? Romanya. Romanya, Bulgaristan ile Dobruca bölgesi konusunda anlaşmazlık yaşıyor. O zaman Romanyalıların burada yer almasını
beklemeyiz. Neden? Dobruca bölgesi için Bulgaristan'la sorun yaşımız. Osmanlı Devleti bu savaşta neden yenildi? Osmanlı Devleti'nin bu savaşta kendinden yeni ayrılmış bu dört Balkan Devleti'ne karşı büyük bir hezimet yaşaması. Bakın hezimete bakar mısınız? Nereye kadar gelmişler? Çatalca önlerine kadar geldi. Çatalca İstanbul ya. Bulgarlar bak Ege Denizi'ne ulaşmış. Görüyor musun? Şuralar Bulgarların aldığı yer. Buralar kaybedilmiş. Çatalca'ya kadar gelmişler. Peki neden? Osmanlı ordusu içerisinde ordudaki ne anlaşması? Alaylı mektepli anlaşması çekişmesi. Mektepli subaylar var, alaylı subaylar var. Bunlar arasında çekişme anlaşmazlık var. Başka ordudaki siyasi çekişmeler. Siyasi çekişmeler. Yahu o orduda ne gibi siyasi çekişme olur? Günümüzde ordu mensupları siyasetle ilgilenebiliyor mu? Hayır, ama o dönemde ilgilenebiliyor. Bunun ne kadar yanlış olduğunu 1907'de bir İttihat Terakki toplantısı sırasında dile getiren Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Bey o zaman daha çok rütbeli olmadığı için çok dinlenmedi. Bunun ne kadar sakıncalı olduğunu ifade etmiştir ama işte burada da görüldü. Siyasi çekişmeden kastedilen İttihat Terakkiciler var. Bir de Hürriyet ve İtilafçılar var. Yani bir subay Hürriyet ve İtilafçıysa İttihatçıya yardım etmiyor. Bir subay İttihatçıysa Hürriyet, yani birbirlerine yardım dahi etmiyorlar. Bir de arkadaşlar, burada şöyle bir şey var. Bu savaştan kısa bir süre önce büyük devletler İngiltere, Fransa, Rusya bunların yayınladığı bir bildirge var. Bildiri, Balkanlar bildirisi. Bu biraz teferruat bir bilgi. Balkanlar bildirisi diye bir bildiri var. Balkanlar bildirisi. Bu bildiriye göre diyor ki büyük devletler bir savaş çıktı çıkacak. Daha çıkmamış ama böyle kıvılcım bekliyorlar. Bunu gördükleri zaman diyorlar ki Balkanlarda bir savaş çıkması durumunda sonuç ne olursa olsun sınırlar değişmeyecektir diyor. Kim diyor bunu? Büyük devletler. Amaçları ne? Balkanlarda bir savaşı zaten çıkartacaklar. Bu savaş çıkacak. Osmanlı'yı Balkanlardan atmak isteyen Balkan devletleri burada mücadele edecek. Eğer savaş çıkar, pardon, savaş zaten çıkacak. Eğer olur da bu Balkan devletleri Osmanlı'ya yenilirse Osmanlı ne yapar? Kaybettiği yerlerin bir kısmını geri alır diye bir düşünce var. Bu düşünce için ne yapacaklar? Biz baştan söylemiştik. Yani Balkanlar bildirisi yapıyorlar ki Osmanlı kazanırsa sınırlar tekrardan eski yerlerine geri dönsün diyorlar. Yani amaç aslında savaş çıkaracağız. Yenilirse Balkan devletleri hani müdahale etme şansı bulalım. Bu Balkan bildirisini gören Osmanlı Devleti ne yaptı? Buradaki askerlerin ordudan bir kısmını terhis etti. Ordunun terhisi. Terhis etmek. Bazısını terhis ettiği, bazısını da şeyde o sıra Yemen'de Yemen diyorum. Hicaz bölgesinde falan isyanlar var. Arap isyanları. Bu Arap isyanlarına müdahale etmek için de gidenler var. Tamam. Bir de bu arada ne yazmışız? Hamidiye kahramanı kimdir demişiz. Bilen var mı bilmiyorum ama Hamidiye kahramanı Hüseyin. Bu adı duymamış olabilirsiniz ama şu adının bu halini duymuşsunuz. Rauf Orbay. Rauf Orbay'ın ön adı Hüseyin'dir. İlk adı. Hüseyin Rauf Orbay Hamidiye kahramandır. Savaş sırasında Yunan kuvvetlerine, Yunan adalarına, Yunan donanmasına önemli zayiatlar verdirmiştir. Neyle? Hamidiye zırhlısı, kruvazör denir ona, onunla. Ve ne yapılmıştır? Bu savaşta Osmanlı Devleti büyük bir yenilgi alınca Avrupalı devletler İngiltere, Londra'da hadi gelin bir konferans düzenleyelim dediler. Şöyle bir Londra konferans düzenlendi Ocak 1913'te. Midyen'e hattı sınır olacak. Şöyle bakalım. Bakın şurası. Adrianopol diyor ya, orası Edirne arkadaşlar. Midyen'e sınır olacak. Ege adalarının durumu daha sonraya bırakılacak ki Yunanistan'a geçecek. Yani Ege Adaları'nın durumu daha sonra Büyük Devletler'in alacağı karara göre belirlenecektir diyor. Alacağı kararda tabii ki Büyük Devletler diyecekler ki Ege Adaları Yunanistan'a ait. Makedonya'nın durumu, Makedonya'dan Osmanlı Devleti buradan çekilecek. Bu bölgeyi kendi aralarında paylaştırmak isteyecekler ama o da zaten 2. Balkan Savaşı'nın sebebi olacak. 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Arnavutluk ile kara bağlantısı kalmayan Osmanlı Devleti'nin Arnavutluk'taki hakları Büyük Devletler'in kararına bırakılacak. Daha sonra yani aynı yıl içerisinde Arnavutluğun bağımsızlığı kabul edilecek. Bu arada not. Arnavutluğun bağımsız olması Osmanlıcılık fikrinin bir işe yaramadığını ne yapacaktır? Bize gösterecektir.
Buraya niye gelmiş böyle? Şöyle dışta durmalıydı. Evet. Bunu kilitleyelim de kaybolmasın. Gelelim şimdi İkinci Balkan Savaşı'na. İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a karşı yapılacak savaş. Neden Bulgaristan'a karşı savaş yapıyorlar? Çünkü Birinci Balkan'da bir bakıyor Bulgarlar, yahu biz daha yeni kurulduk. Baksana Osmanlı'yı yendik, ne kadar genişledik. Ege Denizi'ne ulaştık, şuna baksanıza. Biz bayağı güçlüymüşüz deyip kendi kendini gaza getirdi. Bulgarlar kendi kendini gaza getirdi ve Balkanlar'da Büyük Bulgar Krallığı kurmak emellerinden bahsetmeye başladı. Balkanlar'da Büyük Bulgar Krallığı kurmak istiyorsa, İstanbul merkezli bu arada, Balkanlar'daki diğer devletlerin toprak alman lazım. Özetle İkinci Balkan Savaşı, Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle ortaya çıkan bölgedeki boşluğu ya da ortaya çıkan o toprakları paylaşma konusunda Balkan devletlerinin anlaşamaması ya da başka bir ifadeyle Bulgaristan'ın yayılmacı bir siyaset izlemesi. Ve İkinci Balkan Savaşı'nda ne olacak? Savaşın nedenlerinden şimdi bahsettim. Ne dedik? Balkan devletlerin kendi aralarında paylaşamaması dedik. Bulgaristan'ın yayılmacı emel içerisinde olması. Balkan devletlerin kendi aralarındaki bu savaşını fırsat bilen Osmanlı Devleti ne yaptı? Çatalca'daydı ya. Midyeniz'de bak. Midyeniz. Şuradan bir hat çekmiştik. Bu hattında neresine? Batısına giderek Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz gibi yerleri aldı ve ne yaptı? Meriç Nehri sınır olacak şekilde bir anlaşmaya ya da bir kazanıma sahip oldu. Romanya'yı hemen burada işaretleyelim. Romanya, Dobruca bölgesi için zaten Bulgaristan ile sıkıntılıydı. Bulgaristan'ın Balkan devletleriyle savaşta olmasını, 2. Balkan Savaşı'na bahsediyorum. Fırsat bilen Romanya ne yapacaktır? Bulgaristan'a saldıracaktır. Devam edelim. Sorularımız var burada. Edirne Fatih'i kimdir? Gerçi her şeyde Fatih'ini yapıyorlar ama. Edirne Fatih'i 1. Balkan Savaşı sırasında kaybedilen Edirne, Selanik gibi yerlerin kaybedilmesini bahane eden İttihat Terakki ne yapmıştı? Hemen şuradan anımsayalım, hatırlayalım. Bir de görebilirsek. Heh. Bak şurada Bağbali demiştik ya. Bağbali baskını yaptı. Kim yaptı Bağbali baskını? İttihat Terakki. Niçin? Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, Selanik, yani özellikle Edirne'nin ve Selanik'in kaybedilmiş olmasını bahane eden İttihat Terakki ne yaptı? Hükümet darbesi yaptı. Hükümet darbesi yaptın. İktidar sende. O zaman bunun da bir şeyi olmalı canım. Boşu boşuna hükümet darbesi yapmış olmayasın. O zaman kim alacak Edirne taraflarını? Enver. Enver Paşa olacak sonra. Paşa diyelim hadi. Daha sonra o dönemde Paşa değil ya. Enver Paşa ne yapacaktır? Bu arada kendisi damattır. Sarayın damadıdır. İkinci Balkan Savaşı'nın sonucunda öyle birinci de olduğu gibi bir tane Londra Konferansı, bir tane Londra Anlaşması yapıp çıkmıyoruz. Balkan devletlerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşma Bükreş Anlaşması. İçeriği bizi çok alakadar etmesin. Kendi aralarında yapmış. Ne yapayım ben? Yunanistan ile Osmanlı arasında yapılan Atina Anlaşması. Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında yapılan İstanbul Anlaşması. Bir tane daha İstanbul var. O da Sırbistan'la yapıldı. Ama o geçerli değil arkadaşlar. Çünkü o imzalanmadan şey olacak. İmzalanmadan ne olacak? Birinci Dünya Savaşı başlayacak. Yani Bulgaristan, Sırbistan Dünya Savaşı'na girecek. Dolayısıyla onun bir hükmü yok. Şimdi Atina Anlaşması'na göre özellikle bir şeyimiz var burada. Ne olacak? Bölgedeki Türkler azınlık durumuna gelecektir. Bölgedeki Türkler azınlık durumuna gelecek. Azınlık haklı olacak. Bulgaristan'la yapılan İstanbul Anlaşması'na göre de Bulgaristan ile sınırımız Meriç Nehri. Öte yandan Bulgaristan'da kalan Türkler yine azınlık statüsünde. Şöyle bakalım da. Sınırlar şunlar. Birinci Balkan'da Midyeniz dediğimiz yer burası arkadaşlar. Kaybedilen yerle ne yaptık? İkinci Balkan'da aldık burayı. Tamam. Bu da İkinci Balkan'ın sonucu. Ne olmuş? İşte Meriç Nehri sınır olmuş. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki varlığı Doğu Trakya ile sınırlı kalmış. Değil mi? Balkanlar'da Türkler ilk defa azınlık durumuna düşmüş. Özellikleri bunlar. Şimdi bir de şuna bir bakalım. Balkan savaşlarının sonuçları. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki toprakları Doğu Trakya'ya sınırlı kaldı. Tamam. Zaten söyledik. Osmanlı Devleti'nin Ege Denizi'ndeki varlığı iki adayla. Adalar Gökçeada ve Bozcaada arkadaşlar. Şu iki ada. Şu iki. Gökçeada ve Bozcaada sınırlı kaldı. Diğer adaları kaybetti. Makedonya. Makedonya dediği şu mavi renkli yapalım. Tamam, yok, şu kırmızı yapalım.
Makedonya dediği yer burası arkadaşlar. Burası Osmanlı Devleti'nin kontrolünden çıkmıştır. Arnavutluk bağımsız olduğu hemen bunu görünce ne yapıyorsunuz? Osmanlıcılık fikrinin artık uygulanabilirliğinin kalmadığını söylüyorsunuz. Türkler Balkanlarda hazırlık durumdadır. Anadolu'da yoğun bir Türk nüfusu güçlenmiştir. Ve Balkan Savaşları Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenler arasındadır. Balkan Savaşları'nda kaybedilen yerleri geri almak için. Bir de arkadaşlar burada şu gördüğünüz şey Türklerin Balkanları kaybetmesi üzerine bu yeni kurulan Balkan Devleti yok. Balkan devletlerinin sınır içerisinde yaşayamayacak durumdaki artık bu Türkler ne yapmak zorunda kaldı? Büyük bir göç hareketi. Türkler İstanbul'a, Anadolu'ya, Eskişehir'e, buralara yoğun bir göçmen geldi. Neden? Çünkü buralarda yaşam hakları ellerinden alınacak. Yurtlarını terk etmek zorunda kalacak. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama Darüleytamlar 1914'te aslında tam halini alacak ama kurulma süreci işte bu Balkan savaşlarıyla başlar. Balkan savaşlarında yetim, öksüz kalan çocuklar, eşlerini kaybeden kadınlar, sokaklarda İstanbul inanılmaz kötü bir halde dönemde. Darüleytamlar işte bu tür zor durumda kalan kişilerin bu bir takım barınma, temel ihtiyaçlarını, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kurulacak. Dünya Savaşı'na geçmeyeceğim arkadaşlar. Burada duracağım. Yani dersi tam olarak aslında bitirdim. Şöyle yapalım. Darüleytamlardan bahsetmek istiyorum. Darüleytamlar 1914'te aslında nizamnamesi hazırlanır ama 1913'e hatta 12'ye kadar gider. Çünkü eskiden Osmanlı Devleti'nde şeyler kimsesiz çocuklar falan bunlar genelde yerel imkanlarla karşılanıyor idi. Yani devletin bu konuda bir sorumluluk almasına gerek kalmıyor idi. Özellikle bu şeyden sonra 78, 19. yüzyıl içerisinde bu büyük sorun olmaya başladı. Çünkü çok fazla insan yurdunu terk etmek ya da işte savaşlarda ölüp geride insanlar kalmaya başladı. Bu durumda işte yerel imkanlar yetmemeye başlayınca devlet bu konuda bu işe el atmaya başladı ve Darül Eytam yani yetim demek. Yetimler demek. Eytam yetimin çoğulu zaten. Dar da ev. Darül Eytam yetimler evi. Bu kurulacak ve Birinci Dünya Savaşı başlayınca İtilaf devletlerine ait ya da Osmanlı'nın savaştığı devletlere ait bütün yapılar el konuldu. Okulsu okul, hastanesi hastane ne varsa bunlara el konulacak. Bunlar da Darüleytam olarak kullanılacak. İstanbul'da, Anadolu'nun pek çok bölgesinde ben Darüleytamlarla ilgili, İstanbul'dakilerle ilgili ufak bir çalışma yapmıştım, makale çalışması. Oradan biliyorum yani şey olarak. Elimde hatta arşivde bayağı bir girip belge toplamışlığım var bu konuda. Cumhurbaşkanlığı, o zaman Başbakanlık'ta da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde epey belge bilgi toplamıştım. Hatta halen de elimde bulunur onlar. Oradan söyleyebiliyorum. Konu bu kadar arkadaşlar bugün anlatacağım. Genel tekrarlara devam edeceğim. Pazartesi genel tekrar. Instagram'da duyurdum. Şeyde de duyuracağım zaten. Bu kanalda da duyuracağım. Pazartesi günü bir genel tekrarımız daha var. Genel tekrar 2. Bunun gibi böyle genel tekrarları 3, 4, 5 uzatmayı düşünüyorum. Sebebi yani orada şey gördüğünüz üzere yani soru ve cevap şeklinde gidiyorum. Oradan izlemenizi, takip etmenizi tavsiye ederim. Onun altına yorum yazarsanız merak ettiğiniz soru. Benim atlamış olduğum soru olabilir. Atlamış olduğum genel tekrarlar için söylüyorum bunu. Oralara arkadaşlar sorunuzu yazabilirsiniz. Yazın hatta yani. Orada sizin sorularınızdan da faydalanarak daha böyle. Çünkü yani ben şöyle düşünüyorum. Ben bir soruyu hazırlarım. Ben soruyu kurgularım. Çıkmış sorulardan, kendi anlatımlarımdan, konunun içeriğinden soruyu kurgularım ama sizin aklınızda tam olarak neresi takılıyor, ne yapılıyor çoğu kere yakalayamayabilirim. Bu konuda sizlerin şey olursa yani yardım olursa beraber bir şekilde bu işi götürürüz. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.